Hayırlı günler canlar. Nereye geldim ben? Göz doktorundan Yunus'un dükkanına. Çok yakın olduğu için şöyle dedim. Bir uğrayayım, bir çayımı içeyim, bir tostunu yiyeyim. Evet ama... ne? O da parayla aslanım. O da mı parayla? Evet. Ya bir de geçen bir ablamız var. Onu söyleme, bak unuttum ben onu sana söylemeye. Şey gönderdi bize buraya. Ne? Para gönderdi. Aa, benim bir haberim. Şey için, öğrenciler için. Biz ha. İçerisinde öğrencilere dağıttık zaten. Ha tamam, benim haberim yok. Evet. Öğrenci, bu mühendislik fakültesi, bu ilahiyat, o bitirdi. O bitirdi değil mi? Bitirdi. Maşallah. Onun babasıyla ziyarete geldik, domayı almaya geldik. Ay çok güzel, çok güzel. Kızlarımız okusun ya. Okusunlar. Allah razı olsun. Kız bana bak kız. Sen evlenmeseydin kesin doktor olurdun ha. Profesör olurdun. Yani ben de tam doktor oluyordum. Beni ilkokuldan askere aldılar. İlkokuldan askere aldılar. Çalış. Sen ne yapıyorsun? Gözlerin mi bozuk dediler? Ya benim gözlerim bozukmuş da. Katarak mı varmış sende? Kıtırak varmış, kıtırak. Kıtırak mı? Kıtırak değil. Şey değil mi o? Şey kıtırağı değil değil mi? Ekmek kıtırağı. Ekmek kıtırağı değil değil mi? Yok, kıtırak bizim ekmeği mi deriz anne? Normal kıtırak derler ekmeğe. Yok kız. Neye? Kıtırak kuyruk eti, kuyruk yağına denir ya. Aa. Onun kuyruk yağını kuyruk yaparsa ya kıtırak olur. He, evet. Şöyle pasajın içini göstereyim. Girişi. Bir de bunun şey gibi bu da oldu biraz. Hani diyorlar ya. Nereydi orası senin yaşadığın yer? Neresi? Bafra mı? Girişi. He, girişi mezarlık. Yok, çıkışı cezaevi, giriş mezarlık. Yani. Onun gibi söyledim, anlatıyorum. Gel beraber. Girişi cezaevi, çıkışı mezarlık değil mi? Aynen, girişi cezaevi, çıkışı mezarlık derler. Derler. Bafra'ya girenlere derler, derler. Hep kitapçı dolu buralar. Kitapçılar, kitapçılar. Evet, doğal. Giden hiç oldu mu? Doğal olsun da Yunus nasıl yiyor bir görsünler. Ben saati olmadan Yunus'u yola soktum. Arada kaynatalım. Çünkü burası da kalabalık olup ben beklemeyeyim boşuna. Şu anda Kadıköy'deyiz, caddedeyiz. Hadi hızlı gidip gelmemiz lazım mı? He, o zaman beklemeyi alayım. Gözlükçüye geldik. Şöyle bekliyorum sizi, bekliyorum. Çok güzel gözlükler var. Kadıköy'de. İstanbul Üniversitesi'nde kadrolu artık. Ay, ne yapıyor? Evet, evet. O da akademik doktora yapıyor. Ha. Yunus. Sen evlendin mi oğlum? Küçük. Onun adı da Yunus'muş bak. Ama o kaç yaşında? 14. Ha, 14 yaşında. Geç kaldın evlenmeye. Sen 10 yaşında evlenmen lazımdı. Ben onun yaşında iki evliliğim vardı ya. Şey Kars'ta da mı şey erken evlilik? Sizde var mı öyle? Benim bundan önce bir patronum vardı. 15 yaşında evlendim bize Kastamonu'da. Fark etmiyor. Memleket olarak da fark etmiyor. Ya biz memlekete bağlamayalım bence de. Ne kadar Kars kaşarı? 600. 600 lira. Anne ben hiç masrafı sordum. Yok yok sordum, fiyat sordum ya. Anne benim abla, anne seni büyütüp bir kilo Kars'la çok mu yiyoruz annene? Heh, konuş Kars'la abi. Yenemezler beni. Şeyden ben Nazan'dan çok yemiştim ya onun eşi de. Karslıydı ya. Kim? Benim arkadaşımın damadı da Karslı. Gittik mi Kars yöresine ait ne varsa yiyoruz. Geliyor çünkü. Yiyeyim valla. Yani çok güzel şeyler oluyor. Gazete ne bulmak mümkün değil ya, oradan olacak. Evet, tuzlanmış gelmişti. Hatta
lezzet orada. Tabii, buradan almayacağım. Bir su çıkıyor. Bir su çıkıyor. Öyle böyle değil yani. Kavanoz kavanoz. Burayı böyle su çıkıyor. Suyu. Ne suyu? Kazın kendi suyu işte, o et suyu. Allah Allah. O haşladım, onu şey yaptım, haşladıktan sonra suyuna verdim. O böyle 3 kavanoz falan suyu çıktı. Yağlı ama nasıl yoğun. Çok lezzetli. Yağlı. Çorbalara koyacağız. Tabii tabii. Et deyince ağzımız suyar. Evet, eve geldim canlar. Hemen şu çamaşırlar kurumuş. Çarşaflar falan. Onları dedim toplayayım. Durmadım Yunus'un yanında. Kızlar var. Ben fazlalık yapacağım. İşlerim gerek yok. Gideyim. Evime, yuvama, işlerimi yapayım. Şöyle sepete dolduruyorum tabii burada. İçerileri katlarım. Bunlar mandal kalmadı akşam. Böyle boşa astık. Dedik. Ay. Kurumuş kurumuş. Yıkadığımızı astık. Yıkadığımızı astık. Mandallı mandalsız. Doldurduk valla. Bütün mesele bunların yerleşmesi, yerlerine konulması. Ya şunu da giydim, bir kere giydim ama mutfağa girdim ya, yemek kokar diye hemen şöyle bir çevirdim makinede. Hava da güzelmiş gerçekten. Ama erken kalktım biraz. 7 gibi. 8 gibi evden çıktım. Dedim 11.30'da randevum, trafik olur Kadıköy'e giderken, oluyor çünkü. Kaçırmayayım bari. Zor aldım randevumu. Şu mermi güneşte devam edebilir. Bunlar hepsi toplanacak. Hepsi toplanacak. Bunlar toz bezlerini ayrı yıkadı. Dağlar dağlar oldu vallahi. Bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor mu. Bayağı da bir güneş var biliyor musunuz? Şey yapıyor Esra, biriktiriyor güzel toz bezlerini. Şöyle afiyetten şurada çeviriyor. Hepimiz aynısı yapıyoruzdur. Eminim ki. Şimdi toz bezleri ayrı. Makine toptan giriyor. Ne yaptım? Gittim işte mayine mi oldum? Bayağı doktor var ya. Bir katta 10 taneye yakın doktor var. 8'e kadar saydım da. 9-10'u bilmiyorum. Tam emin değilim ama 8'e kadar 8 tane doktor olduğunu gördüm odalar. Bayağı bir kalabalık hastane. Yoğun. 2 tane gözlük yazdı bana. Bir uzak bir yakın, tamam. Gözümde pek şey olmamış ya yakında. Değiştirmene bile gerek yok dedi doktor. Hani ölçümler aynı dedi. Baktı, uzağım zaten yoktu, kaybetmiştim uzağım, bayağı oluyor. Bir seneyi geçti. Uzak şart yani. Televizyon seyrederken falan. Tamam dedim. Aa, dönüş yolu yok orada Paşabahçe'ye. Bayağı bir yol yürümem lazım ki dönüş otobüsüne binmem için. Haydarpaşa'yı da bilirsiniz oradan yani zaten. Giden tek yöndür orası.
Dedim en iyisi ben otobüse bineyim Yunus'un oraya geçeyim. Orası son durak. Bir uğrarım, bir çayını içerim. Oradan da dedim eve geçerim. Nitekim böyle yaptım. Gittim işte bir tost attı çocuğum. Küçük tostlardan istedim dedim. Bir atıştırmalık. Yemem ben. Pek böyle sağda solda yemek yemeyi sevmiyorum. Aşırı da. Bir çay içtim, bir tost. Anne dedim gözlüğümü yaptırmam lazım. Nereden alacağız, nasıl alacağız? Orada var anne de benim tanıdığım, gönderiyorum müşteri de dedi. Çok eski bir pasaj var arkada, pazar için alt tarafında. Çok da güzel tarihi. Evet. Çok da efendiler ya. Gerçekten. Hatta çekimi çekerken baktım makara yapıyorlar. Kestim. Karslı kendisi, pasajı kendileri almışlar zamanında. Allah çok versin. Yunus'u tanıdığı için bir gözlük ne kadar biliyor musunuz? Devletin verdiği gözlük seçti. Sakın özel bir gözlük seçmedim. Çerçevesi zaten çok dandik. 200 lira, 600 lira da camı. Sigortanın verdiği gözlük 750 lira ödüyorsun bir gözde. İki gözde 1,5 ödüyorsun. Mecbursun. Eskiden öyle değildi. Eskiden 100 lira 200 lira veriyorduk gözlükçüye. Demek ki cam parası mı almıyorlardı o zaman? Bu sefer cam parası alıyorlar. 600 lira kesin. Yani onda kesik yok. Onu sen en ucuz göz çerçeveyi ben beğendim. Öbürkü dükkanlarına götürdü eşi beni. Anne dedi git beğen dedi. Vallahi kıyamadım. 200 liralık çerçeve sigortanın verdiğini beğendim. Ne yapayım? Sonuçta o da aynı işlemi görüyor, öbürü de. Dedim oğlum ben bunu seçtim. Sen dedi nasıl istiyorsan. Sonra dedim değiştiririz, geliriz buraya. Bir sürü modeller var şu anda dedim. Hiç sıkıştırmayalım. İhtiyacımızı alalım. Anlayacağınız uzak, yakın gözlük almaya giderseniz bilginiz olsun. Gözlükçüye gittiğiniz zaman 1,5 lira vereceksiniz. Bir tane alırsanız sadece yakın 750 lira ödeyeceksiniz gözlükçüye. Eskiden 100 lira ödüyorduk. 150 lira ödüyorduk. Maalesef. Duymuştum da. Acaba dedim çerçeve mi seçtiler onlar? O yüzden mi böyle oldu dedim. Değil. Çerçeve kendi sigortanın çerçevesini alıyorsun zaten. Şunları içeri at. Ay şunları da alayım ya. Kurumuş zaten. Bir daha delirin oldu ama olsun. Nasıl olsa sonuçta hepsi katlanacak. Bir çay koydum da çayımı içer öyle katlarım hepsini. Yerleştiririm ne yapayım. Esra nerede? Esra gelirsin dediydi bana. Elif'e gitti. Bugün Elif'te toplanacaklar. Valla dedim kızım aradım. Hiç dedim çok erken şu anda. Siz bayağı oturacaksınız. Oradan Esra çünkü annesine de geçecek. Hemen bitişiğinde oturuyor Elif'e. Annesi. Ben dedim hiç gelmeyeyim eve çıkayım. Yemeklerimi de alayım. Mantar sote yapacağım. Arpacık soğan. Arpacık evde ne varsa kuşbaşı. Et varsa ondan koyacağım yoksa tavuk eti. Güzel oluyor. Hangisi varsa. Ya mandal kalmadı mı? Ben almıştım bir ara mandal da çok dandik almışım. Taktım çat gitti. Taktım çat gitti. İki deste bir mandal almam lazım yine. Oo, bayağı bir çamaşır çıktı. Katlanacak. Ben bunu durduruyorum. Çayımı dolduruyorum. Yani koydum öylece vallahi. Şu anda illemeyeceğim. Bir çay içeceğim öyle devam edeceğim. Evet.
Geldim, sehpamı koydum. Hemen çayımı dolduruyorum. Kendime şöyle bir atıştırmalık yapıyorum. Yemek içeceği kadar, akşama kadar idare edeyim. Ay ben peçete bulamadım ya. Peçeteyi de ıslak sevmiyorum öyle bir şey yerken kullanmayı. Vallahi peçete bulamadım. Fırından da sıcak ekmek aldım ama eve geleceği kadar soğuyor ekmeğimiz. Anca orada oturacaksın. Hatta bir marketten de tereyağı alacaksın. Şöyle süreceksin. Sıcak yeni. En çok da onu Samsun'da yapıyorduk. Fırınlar yakın ya orada Emine'de. Hazırlardık tereyağı. Kaynar ekmek fırından gelirdi. Hemen sürerdik çayla. Sadece tereyağı. Ay bir lezzetli olurdu, bir lezzetli olurdu. İnanılmaz, çayımın altına da döküldü. Şu anda rulo peçeteleri de bulamıyorum. Bitti herhalde. Normal peçeteleri de bulamadım. Yorulmuşum ama. Şöyle ki, erken kalkmaya alışkın değilim ya. Tembellik. Erken sokağa çıkarsan... Ya işimi hallettim. Bir de ne günü var? 7'si ne güne geliyor? Bugün ikisi. Yani cuma 3'ü. Cumartesi 4. Pazar 5. Pazartesi 6. Salı. Aa yine salıya gideceğim. Aynı hastaneye. Bu sefer tereddütte kalmam hangisiydi diye. Gelirken de biraz beyaz peynir kestirdim. Dedim acaba nasıl tadı? İyi. Sert güzel oluyor çünkü yağlı. Bakalım salı günü de gideriz o hastaneye. Sabahta randevuyu verirler. Altı damlayacak yere ya. Vallahi altı damlayacak yere. Peçete neredesin? Aa, peçete bulamıyorum evde. İnan ki peçete bulamıyorum evde ya. Kokusunu sevmiyorum bunların da ya. Yemek yerken, çay içerken kullanılmıyor bunlar. Amaç yere damlamasın içerken. Rulo vardı. Rulo tamam bitti. Normal peçete de bitti demek ki. En azından alırdım şu peçete. Bu da bende alışkanlık. Peçete olmadan sanki hiç yapamıyorum. Böyle işlerde lazım oluyor işte. Güzel. Mantarımı da ayıklarım, oturuyorum burada. Arpacık soğan da çünkü bayağı el oyalıyorum da ayıklarım 15 tane. Güzel. Şeyimle, melemenimle, melemenli kavanozla birlikte. Oh mis gibi olur vallahi. Akşama da yemek hazır olur. Bir gözüm peçetelerde. Valla. Dün de dedim ya aynısına. Yaşımıza bakmıyoruz lan. Ne dişimiz kesiyor. Ne bir şey. Gerçekten.
Gideyim de midem için artık ne söylerse doktor onu uygulayacağım. Bir hortum sağ olsunlar. Hatta bayanın biri beni tanıdı da buradan. O da yaptırmış. Bir kere diyor yaptırdım, o uyuşturmadılar. Bayıltmadılar. Sakın diyor öyle bir şeye girme. Ölüyorum zannettim. İkinci de diyor bayılttılar, hiçbir şey anlamadım diyor. Giderim tek başıma yaptırırım, ne var? Yavaş yavaş otobüse biner gelirim. Zaten ben yıllardır hep bütün işimi tek başıma yapmışım. Bugün mesela Yunus'un yaptı bana jest. Anne dedi, ver dedi. Normalde ben gözlük paramı ayırmıştım. Az buçuk biliyordum. Sen dedi git dedi onunla dedi kendine dedi et tarzı bir şey al dedi. Allah razı olsun. Allah çok versin güzel Mevlam. Nerede varsa evlatlarımıza. Hepimizin. Valla bilmiyorum Yunus'un hakkını nasıl öderim. Ben başka benim. Ay, benim çocuğum olduğu için söylemiyorum bak. Ben hiç ayrım yapmam. Acık evden çıkayım diye takıldım ama. Hepten üstüme geliyorlar. Bahsetmeme bile kızıyorlar. Ay, benim ne demek istedim? Ay, şimdi gelinler oturmak istemez. Birlikte olmak istemez. Gayet normal şeyler. Ben kızmam ki öyle şeye. Ama bunlar tam tersi. Ben giderim giderim diye kıyamet kopuyor. Yunus'ta çok aşırı Allah korkusu. Merhamet. Hak yememe. Bak. Bazı insanda şunu getirirsin, nereden getirdin diye sormaz ama Yunus ince ince ideler ona. Yani Yunus diyorum ya, adı gibi Allah'ım. Şu ana kadar iyi. Bak orada da bir sürü kız kardeşleri var. Kaç tane öğrencilerimiz. Hepsi onun kız kardeşi. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta iki kere de öğrencileri giydirmiş. Anneye de hakkını helal et. Senin için giydirdim. Allah razı olsun. Allah'ım şu güzel günlerde yüzünü güldürsün, işlerini yoluna koysun. Ne diyeyim bir anne olarak. Hepimizin temennisi aynıdır. Değil mi çocuklarımıza? Eğer yanlış yolda olan çocuklarımız varsa da Allah doğru yola getirsin inşallah. Yani ben yaşamadım ama Allah başka şeyden yaşıyorsun. Hani bundan yaşamıyorsun, öbüründen, eşimden. Ama çocuklarımdan yüzüm güldü hep. Hiçbir zaman da yalan konuşmam. İnkar da etmem ya. Kızımdan da güldü yüzüm. O evlenince, kız çocuğu uzak olunca zor. Akşam 12 olmuş, beni arıyor. Sadece makara bir şeyler anlatmak için. Ne güzel bir şey anne diyorlu. Güldük güldük, şimdi bir şeyler anlattı. Ondan sonra Emine dedim sabah Deniz'i doktora götürecek. Yani bir işi daha vardı bugün onun da. Kontrolü vardı Deniz'in. Annem dedim hadi güle güle, ben de erken kalkacağım. Gülüyor. Anlayacağınız bugün göz doktoruyla işi bitirdik. Başka hiçbir şey yapmadık. Doydum. Elhamdülillah. Demek ki bir atıştırmalık derler ya. Çay yanına. Şimdi getiririm tepsiyi. Mantarlarımı da burada ayıklarım. Orada ayakta niye ayıklayayım? Ben de yabancı film açtıydım. Biraz yabancı film sardı mı bayılıyorum.
Bizim filmlerden iyi oluyor en azından. Konu oluyor. Bayağı da güzel bir konu yani. Anlatmayayım konuyu. Böyle işte. Çayım bitince. Şöyle. Ne uyandı kadının? Bu tepsi beni tedirgin etti. Çayımı sallamışım, dökmüşüm. Şey yapacağım ya. Şöyle bir mantarım var. Bayağı bir var ama. Biliyorsunuz bu mantarı zaten ayıkladım mı pişerken küçük kalıyor. Benim bir taraftan hem mantarımı azıcık sirkeli suya bekleteceğim. Kum toprak çünkü. Bazıları yıkamıyormuş bunu. Ama yıkanmaz mı? Kumun içinde zaten yetişiyor, büyüyor. Böbreklerimiz hep kuma karışır. Çok sulanıyor diye yıkamıyormuş. Geçmişte duymuştum da. Hatta ben dedim bunun içi kum dolu. Ben yıkamak zorundayım. Siz ben gidince çalıştığım bir yer demişti bunu da. Sizin kendiniz yaptığınız zaman yıkamayın. Ama dedim ben yıkayıp pişireceğim. Tamam dedi Sevim Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Daha o da ayıkladı böyle. Ayıklamıyormuş da. Hatta ayıklandığını bilmiyormuş. Yani hayatlar var değil mi? Kaç yaşına gelirsen gel. Çalışıyorsan, evde bir ilgin yoksa fazla yemek olayıyla, çok da ayıp değil bilmemek. Bilmiyordu. Belki ben bunun 4-5 tanesini çorba da yapabilirim, mantar çorbası. Bakarım duruma göre, doğrarken karar veririm. Ama domatesli falan da sote de güzel olur, o konserve kavanozumla da. Biraz da sarımsak atarım içine, 3-5 tane. Yemeğe yanında yat. Bugün onların yemekleri sürpriz olsun. Bilmiyorlar benim ne pişireceğimi çünkü. Esra zaten şimdi Elif hazırlamıştır. Onlar 5-6 gibi anca dönerler. İki çocuk da oradan annesine geçecek. Orada oturacak biraz. Ama gençler onlar. Akşam da dedim. Esra beni hiç çağırma. Ay tamam, yeğenim benim yeğenim ama siz gençsiniz, bir arada oturun. Eskiden biz ne derdik? Ay peşimize ya, bizden büyükler takılmasın derdik. Mahallede bile. Gençler oturalım derdik. Hemen çat kapı gelirdi. Bayağı bir büyükler. Biz şimdi gençler otururken şöyle eleştiri yapacağız. Hemen yetişiyorlar. Yapamıyorsun. Belki de o günleri düşündüğüm için onları daha çok düşünüyorum. Baktım arıyor, gelmiyor musun diye. Yok dedim, gelmiyor. Siz oturun gençler ya. Azıcık kaynana eleştiri. Esra hayatta, hayatta. Eleştir ama arada ve stres at. Değil mi arkadaşlar? Canlar. Sanki ben üzüleceğim. Yok. Vardır benim de hodur hodur ettiğim taraf, bilmeyerek, istemeyerek. Annemizin yok ki. Yeri geliyor annemize kızıyorduk. Niye o hareketi yapıyorsun? Niye öyle konuşuyorsun anne? Demiyor muyduk? Diyorduk. Anam bu Esra Hanım diyor, ağzı var dili yok. O hiç eleştiri yapmıyor. Maşallah. Diyorum bazen bu dünyada değil, o uzayda yaşıyor. Yani işte, insan işte bir de şuna çok önemli. Şey yapmak lazım. Ailede insan ne görürse, ne kadar da yani uyum sağlamıyorum desen de ailede gördüğünü yapıyorsun değil mi? Allah razı olsun. Ne güzel yetiştirmişler. Terbiye çerçevesi çok güzel.
Bu çok önemli. Büyüklerine saygısı, sevgisi. İnsan yemek yapmasını bilmesin, iş yapmasını bilmesin, namusu, şerefi olsun. Benim için ne biliyor musun? Namus. Namuslu olsun, hırsızlığı olması bitti. Geriye her şey düzelir, yapılır. Her şey. Her şeyi kazanırsın. İkisini, üçünü ama kapatamazsın. Nerede olursan o. Bir yerden açık verir. O da nereden konuşuyorum bu? Esra Erol'da yok mu? Adam geliyor karısını affediyor. Tövbe. Hatta ben şey diyorum çok. Ya sakın beni yanlış anlamayın. Kadını affediyor. Kocaya kaçmış. Tövbe diyorum onun alnının ortasına bir tane yeterli. Yani o ne geri alınır bizde ne affedilir. Ölüm ölüm bir ölüm. İnsanın namusu şerefi gitti mi? Bitti. Bu benim görüşüm tabii ki. Bu benim görüşüm. Belki çok ağır. Belki böyle öğrettiler işte aileden temelde. İşte bu öğretmek de çok önemli. Görmek, etrafında çevrende. Bizim annelerimiz, babalarımız çekmedi mi? Büyüklerimiz çekmedi mi? Annem de çekti. Kaçamaz mıydı kocaya? O zaman da koca vardı yedek. Herkes de. Hani o zaman erkek kıtlığı mı vardı? Yok. Ama her şeye katlanıp namuslumuz dediler. Ha, o özgürlük ayrı. O başka bir şey. Hani kadının başka türlü olması başka bir şey. Ne çenem düştü de yarım keseyim ben. Vedalaşayım sizinle. Benim şey bunu suya koyarım. Arkasından soğanlarımı getiririm. Bir çay daha doldururum. Arpacık soğanlarımı da doğru burada soyarım güzel. Suya atarım. Ondan sonra en son mutfağa geçer. Bunları birbirine karıştırırım. Kaynaştırırım. Şeyden aldım ya. Bim'den aldım. Paketler oluyor ya. Çok da yüksek değildir rakamı. Onu da söyleyeyim. Bir yerde denge oluyor. Bir yerde biraz aşırı oluyor işte. Öyle böyle yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Bir şekilde hayat devam ediyor. Teşekkür ederim canım benim. Çok güzel ilahiler göndermiş arkadaşımızın biri. Ben dinliyorum zaten. Herhalde şey dedim ya. Hani yiyoruz içiyoruz. Bu dünyaya iş yapmaya şey yapmaya yok tabii ki. Gelme amacımız, yapmamız gerekenleri. Öyle ben şey anlamında söyledim. Tabii ki hepsini yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Gücümün yettiği kadar ki gücüm yetiyor çok şükür. Yapmaya çalışıyorum. Ama reklamını yapmam hiçbir zaman. Allah verdiyse bu eli kolu ayağı yapacağız tabii ki. İbadet neyse de yapacağız. Yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Ne olursan ol. Gel. Kim olursan ol. Gel. Geliyorum şimdi kapatmaya. Esra. Esra da yok ki. Kendi kendime bağırayım. Alışkanlık işte. Bazen mutfağa gidiyorum kendime gülüyorum. Şimdi bir şey arıyorum bulamıyorum ya. Halbuki bulmam lazım. Mutfaktan çıkmayan biri. Olsun o alışkanlık. Esra. Esra da gelmeli. Şimdi oradan dışarıdan bağırmalı. Efendim anne ne oldu yine? Anne diyecek kendi kendine başladın yine konuşmaya. Normalde demez de. Desin yani. Akşama şey yapayım ben ona. Şurada oturayım kendi kendime konuşur numarası yapayım. Kulaklığı takayım. Fatoş'u verdiği kulaklık var ya onu takayım. Gözükmüyor. Başlayayım kendi kendime konuşmaya.
Valla bana dönüp de bakmaz bile ne konuşuyor diye. Bir şey de kalmadı, az kaldı. Mücadele ediyorum, kalkmadan bitireyim bunu. Aa, iyi. Bir yavrucuğu kalmış, Sare'nin dediği gibi. Onun bir oyuncağı vardı, sırtında da yavrucuğu vardı böyle. Babaanne, bu yavrucuğu mu oluyor? Şey ya, Sare'ye biz tabii ki dilim ekmekle şey sürsek şokella yer. Ama ufak ufak lokma lokma daha çok yiyor. Mesela tabağı böyle süslüyor. Mesela şeyi söyleyeyim. Salatalık mesela, domates, göz yapıyor, kaş yapıyor, zeytin koyuyor. Yani enteresan olarak hazırlıyor. İyi de yapıyor öyle. Sormuştu arkadaşım biri. Hani o bebekle lokma lokma şokoladeyi öyle alıştırdı, biz alıştırdık. Daha çok yiyor çünkü. Normalde çünkü Sare ekmek yemiyor. Ama dün nasıl yedi ekmeği? Ana! Böyle böyle iki parçayı ayranla pilavını bıraktı. Allah'a emanet olun, desteklerinizi çekmeyin ne olur. Biraz ilerletin beni. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.